Fanzade Gamerhead ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gündemden haberlerleyiz. Yanında Gür abi var. Nasılsın Gür abi? Teşekkür ediyorum Batuhan'cığım. Sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun, biz deyiz. Gündem güzel. Bugün aslında birazcık PlayStation günü gibi bir gündemimiz var. 4 tane PlayStation haberimiz var. Bence 4'ü de PlayStation'ın geleceğini belirleyecek haberler bu arada. Senin söyleyecek bir şeyin yoksa istersen direkt haberlere geçelim. Yani hıçkırık tuttu. Arada bir zıplayabilirim. Sesleri çıkartabilirim. Kusura bakmayın. Çok dert değil. Keseriz o arada. Çok dert değil. Edit bende zaten. Çok sıkıntı yok. İlk haberimizde God of War Ragnarok 2022'ye ertelendi. Oyunun yapımcısı olan Santa Monica Twitter üzerinden oyunu 2021'de çıkacağını bildirmişti. 2022'ye ertelediğini bildirdi. Daha da ertelenebilir muhtemelen. Çünkü bu pandemi döneminde hani çok daha dandik işlerin ertelendiğini gördük. Böyle kaliteli işler de ertelenebilir, yani göz yumulabilir şeyler bunlar artık. Ben çok şaşırmadım. Çok beklemediğim bir şey değildi açıkçası. Şöyle, çünkü yani bundan önceki değil de ondan önceki State of Play'in sonunda duyurmuşlardı Ragnarok'u ve bu yıl içinde çıkacağını söylemişlerdi. Zaten birazcık saçmaydı. Yani bir o genel olarak böyle büyük firmalar oyunların teaser'ını bu kadar küçük yayınlıyorsa daha oyunun başındalar demektir. Ya oyundan hiçbir şey göstermiyorsalar. Bir yılda yetişmezdi zaten bu kadar büyük bir oyun. Ya ben hem mutluyum açıkçası. Birazcık da mutluyum. Çünkü böyle bir oyunun kötü çıkmasını istemiyorum. Yani bu oyun kötü çıkarsa birazcık seri sıkıntıya girebilir. Bir de şey var ya. Horizon Forbidden West çıkacak ya. Ya orada zaten... Arka arkaya olmasın zaten. Evet yani o çıkacak, bir yıl götürsün zaten. Ödülleri toplayacaktım hallo. Çünkü sene içinde yarışacak başka çok bir firma yok Sony ile bu aralar. God of War'da diğer sene tokatlar büyük ihtimal her şeyi ya. Senin düşüncelerin ne bilmiyorum ama benim... 2022 yılın oyunu şimdiden hayırlı olsun. Ya bir de PlayStation 5 2022'ye doğru birazcık daha şey olur gibi geliyor. Özellikleri ortaya çıkar tam anlamıyla. Adam akıllı bir oyun görürüz böyle. Gerçekten bu yeni nesil bir oyunmuş. Peki sence kaç paraya çıkar? Ya şimdi bunu söyleyeceğim. 2 yıl sonra bu video açılacak filan böyle. Tamam, dolar olmuş 15 lira filan. Yani sonra diyecekler yani, ki. Gel bak, o bir 600-750 arasında bir anlaşalım. Ben 600-750 arası diyorum. Sana şöyle diyeyim. Kur bu kadar hızlı artarsa bu oyun 1000'i görür. Hadi bakalım, göreceğiz. Çünkü... 2022'de bu videonun altına geleceğim. Tamamdır o zaman. Altta yorumlara bakarız. Sıkıntı yok. O zaman... Hızlıca ikinci haberimize geçelim. İkinci haberimizde zaten bununla bağlantılı bir haber. God of War 2 ve Gran Turismo 7 PlayStation 5 ve PlayStation 4'e de çıkacağı açıklandı. Bu da şu oluyor açıkçası. Yani bu haber birazcık daha önce yayınlanmıştı ertelenme haberinden. Aslında buradan şunu çıkarabiliyoruz. God of War 2022'ye kadar uzatıldıysa 2022'ye kadar PlayStation 4'e kesinlikle bir destek olacak. Desteğini kesmeyecek Sony. Aslında güzel haber. Zaten PlayStation 4'ün de sistemleri şu anki genel oyuncu kitlesinden çok uzak bir sistem değil. Yani. Çoğu şeyi kaldırabilecek durumda optimizasyon edildiği zaman. Bu iki oyunu da oraya koyması, yani bu pandemi döneminde çok satmayan PlayStation 5'in oyununu daha da fazla satmasına sebep olabileceğini düşünüyorum. Senin fikrin ne bilmiyorum açıkçası. Gran Turismo çok oynadığımı bilmiyorum. Yani şöyle, yani bu aslında hala elinden PlayStation 4'ünü çıkartmamış olanlar için güzel bir haber. Ben zaten bu kadar erken, ya aslında erken değil ama ne kadar oldu PlayStation 5 çıkalı? Neredeyse 4 ay olacak. Yılbaşı işte. Olacak. Yani ortalama 2 yıl falan zaten sürmesi, 2-3 yıl falan sürmesi gerekiyor 4'ten desteklerini çekmeleri. Yeni oyun çıkartmaları, dediğim gibi 4 oyuncuları için güzel bir haber. Özellikle günümüz koşullarında herkes şu an 5'e erişemiyorken, 4'ün fiyatı 5'in olması gerektiği yerdeyken güzel haber. Ben de katılıyorum buna kesinlikle. Yani bekleyip göreceğiz aslında. Aslında bence yani böyle küçük pazarlar dediğimiz Türkiye pazarı gibi konsola çok rahat ulaşamayan pazarlar için güzel haber. Çünkü God of War oynamak isteyen bir sürü arkadaşım var. Bir sürü insan var ama tabii oyun fiyatı da çok önemli. Yani konsolun 1/4'ünü vereceksek oyuna ne anlamı var? O zaman hemen diğer PlayStation haberine geçiyoruz. O da aslında ilk konuştuğumuz habere bağlı bir haber. Yani birbirine çok bağlı haberler var. PlayStation Horizon Forbidden West çıkış tarihi hakkında olumlu konuşmadılar. Aslında 2021 içinde bekliyorduk Forbidden West'i. Ve hala bence öyle duruyor. Benim sonlarına doğru ödül törenini kaçırmadan çıkacağını düşünüyorum Forbidden West'te. Çünkü yani yayınladıkları gameplay'de bayağı yapılı bir oyun vardı. Bayağı güzel duruyordu. İzledim mi bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Covid'den dolayı bu oyunun 2021'de çıkamayacağı üzerine haberler çıkmaya başladı. Son dakika sürprizi olabilir ya. Yani yani Sony'yi biliyoruz zaten. Böyle bir ay önce söyleyip bir ay sonra çıkarmayı seven bir firma zaten. Böyle yıllar önce duyurup birkaç yıl geçtikten sonra çıkarmayı seven bir firma değil. O yüzden çok da benim korktuğum bir unsur değil ama bundan önceki çektiğimiz videoya üzerine güncelleme yapmak için bunu söylüyorum. Çıkış tarihi hala belli değil bu arada. Ne bilmiyorum. İzledin mi bu arada? Gerçekten 5 dakika baktım. Ya Horizon tam böyle benim ilk oyundan bahsediyorum şu an. Tam PlayStation'ı elden çıkarttığım zamanlarda denediğim bir oyundu. Bilmiyorum ya, eksklusif oyunlarda benim olayım God of War. Yani onun haricindeki çok eksklusif oyunlar sarmıyor beni. Bunu da denedim. Yani en fazla 2 saat 3 saat gameplay'im vardır birinde. Onu da sonra arkadaşlara vermiştim, böyle elden ele gezinmeye başladım. Güzel oyun. Yani seven oyuncular için en azından umutsuz bir haber ama biz umut verici olacağını düşünüyoruz. Güzel oyunlar yapıyor ya. Sony eksklusif oyunlarında bu işi biliyor ya. Ne kadar artık Xbox'cı da olsak. Yani artık yavaş yavaş kaysak da. Zaten bir sonraki haberimiz de onun üzerine ama şunu koymadan geçmek istemiyorum. Sen daha çok çizgisel ilerleyen oyunları tercih ettiğini düşünüyorum. God of War örneğinden dolayı. Horizon'ın sevme sebebimiz şu aslında. Yani benim gördüğüm üzere, o videoda konuşmuştuk Deniz'le. Oyunda çok fazla çeşitlilik var ve dövüş mekaniği, ilk oyunda kötü olan şeyi, dövüş mekaniğini geliştirmişler. Bu şunu gösteriyor açıkçası. Benim kendi fikrimce bizi dinliyorlar. Oyuncu tarafını dinliyorlar. Ve ben açıkçası grafiklere düştüm ya. Yani o videoda düşmüşüm ya. Grafiklere yok yani. PlayStation 5 grafiği dediğimiz grafik gerçekten vardı orada. Bir de renk paletini çok beğendim ya oyunun. Çok güzeldi bence. Rengarenk. O zaman bu kadardı bu haberden de. Son PlayStation haberimize de geçelim. PlayStation sponsorlu video oldu bu resmen. 4 PlayStation haberli. PlayStation yok demeyiz ha. Ya bu arada kabul yani. Sponsorlu video yaparız. O da genç, ona yollamayın, bana yollayın. Tamam, sana yollasınlar ya, derdimiz değil. Videoyu ben çekiyorum ama tamamdır yani. PlayStation daha fazla stüdyo almak istiyor diye bir haber yayınlandı. Ben bunun üzerine şöyle düşünüyorum. Son birkaç çıkan haberden ve oyundan ilerleyeceğim. Demon's Souls, Eternal, Horizon gibi oyunlar çıkacak. Returnal'la Demon's Souls çıktı ve gerçekten güzel başarılar aldı. PlayStation 5'in başlangıç oyunları olarak iyi başladı. PlayStation 4 öyle başlamamıştı açıkçası. Ama düşündüğümüz zaman Xbox'ın bu aralar çok fazla firma alması, Bethesda ve daha bir sürü firmanın isminin geçmesi, satın almak için Ubisoft'un bile isminin geçmesi yanında gerçekten Sony'nin de hamle yapmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Etekleri tutuşmaya başladı Sony. Yani ben açıkçası kendi fikrim, E3'te zaten Sony hiç haber bile vermedi. Ya yani bir hafta kaldı, bir iki hafta kaldı, bir iki hafta kala haber verilmez E3'e. E3'te olacağını düşünmüyorum Sony'nin açıkçası. Tamamen piyasayı Xbox'a bırakacak ve Xbox, yani inşallah rica ediyorum ve buradan Xbox yetkililerine sesleniyorum, güzel bir gösteri yaparak, yani ellerinde çünkü Bethesda'da Starfield var, yani yeni çıkacak Fallout'lar olabilir, bir sürü oyun olabilir, bunlar var, Wolfenstein'lar var, lütfen berbat etmeyelim, kendi oyunları var. O yüzden bu dönemi Xbox'ın daha önde kapatacağını düşünüyorum PlayStation'a göre bu arada, dünya genelinde. Ama dediğim gibi daha fazla firma almak, yani zaten PlayStation 4'ten kaldırdıkları parayı da biliyoruz. Bunları herhangi bir yere harcamadılar. O yüzden çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. PlayStation doğru bir strateji, yani doğru bir stratejiden kastım, doğru firmalarla anlaşması ve doğru marketingle aslında çok güzel bir comeback yapabilir. Ama bu aralar gönlümüzün efendisi Xbox. Hoş, Microsoft'tan dolayı her zaman gönlümüzün efendisi olmaya adaydı. Ama hani PlayStation'da ya yıllardır oyun konsolu kullanıyorum. Yani ya Nintendo kullandım ya PlayStation kullandım. Yalan yok, şimdi hiç Xbox'ım olmadı. Ama artık Xbox'a daha sıcak bakıyorum. Xbox beni böyle kafalayabildiyse birçok oyuncuyu da kafalayabilir. PlayStation'ın ona göre bir tık daha hareket etmesi lazım. Ya zaten açıkçası şunları da görmüştük. Bu Xbox Game Pass'ten sonra PlayStation'ın da ilk PlayStation çıkarken Game Pass sistemimiz olmayacak lafını yediğini görmüştük. Yani biz de Game Pass gibi bir sistem hazırlıyoruz gibi. Bir de şu an haberi tekrar okuduğumda gördüm. Hatırlarsan bu senenin başına Mart gibi haberi paylaşmayacak. Hideo Kojima Xbox'ta mı diye. Evet. Öyle bir gönderme vardı. Ellerinden kaybedince galiba dediler ki lan bizden bile çalıyorsa bu herifler. Yani gerçekten bu heriflerde zaten para bitmiyor. Microsoft'un para bitmesinin imkanı yok da bir dertteyiz gibi hissettiler. Yani bence doğru hareket. Yani en azından PlayStation 6'ya kadar PlayStation 5 sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü PlayStation 4'ün adıyla birlikte PlayStation 5 sattırıyor kendisini. Ama Xbox en azından Xbox 360'daki gibi, PlayStation 3'teki gibi bir denge yakalayabilirse çok güzel şeyler olabilir. Ya tabii burada taraf tutmak, yani böyle taraf tutan bir taraf. Şu an hani görüşüm bu. Çünkü Xbox şu an bir tık daha mantıklı geliyor ya. Yani Türkler için kesinlikle bu arada. Yani ekonomisi bu durumda olan, alım gücü bu durumda olan herkes için kesinlikle böyle. Ama yani bana sorsan, yurt dışında yaşayan bir insan olsam PlayStation alır mıydım? Xbox'tan önce PlayStation 5 alırdım. Bir şey diyeceğim. Benim yurt dışında da yaşıyor olsam orada direkt benim karar vermemi etkileyecek etken çevremdeki arkadaşlarımın hangi konsolu kullandığı olur. Eğer çevremdekiler PlayStation kullanıyorsa PlayStation tabii ki de alırım. Tabii ki de. Xbox alırım yani. Bu tamamen arkadaş ortamıma bağlı bir şey ama Türkiye koşullarında Xbox, zaten PlayStation 5 alacak paramız yok yani. Xbox. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Bir de fikrini almak istiyorum. Yani bunu kesinlikle şey olarak düşünmesinler. Yurt dışında yaşadığını varsayalım. Xbox alırdım diyorsun ya. O arkadaşım Xbox'da olursa, PlayStation'da olursa. Diyelim ki elinde bir Xbox var ve sen God of War oynamayı çok seven bir insansın, o seriyi. Ve oyunun çok güzel çıktığını düşünüyorsun. İlk oyundan bile güzel diyorlar. Sana konsol sattırır mı? Konsol sattırmaz. Konsol kiralat sattırmaz. Her türlü. Tek bir oyun bana bunu... Yani şöyle, bunu bana yaptırabilen tek bir oyun oldu. GTA 5 olmuş. Ha yok, Pokemon'un son çıkan oyunu için Nintendo Switch aldım ama onun haricinde bana bunu yaptırtabilecek bir seri, bir oyun yok. Pokemon serisi ayrı tutarak söylüyorum bunu çünkü Pokemon serisi beni sokakta çıplak bile koşturtabilir yani, hiçbir problem değil. Kırmızı çizgimiz diyoruz. O zaman PlayStation haberlerimiz bu kadardı. PlayStation'a özel video gibi oldu, tekrar söyleyeyim ama öyle bir şey yok. Eksklusif video yaptık. Onlar onu yapmasını biliyorsa biz de eksklusif video yapmayı biliriz. Bunun sebebi şu aslında, videonun bu duruma gelmesinin sebebi. Bütün diğer firmalar katılacağını açıkladılar. Sony dışında işte Activision falan açıklamadı hala aslında. O da açıkladı galiba, emin değilim. Haber yalan olmasın. Ondan dolayı Xbox E3 öncesi birazcık gündemi çalkalıyor. Yani ben buradayım unutmayın tarzında hareketler yapıyor ama E3'te tabii ki de diğer firmaların daha fazla olacak. Bir de şöyle bir haber vereyim onu da söylemişken. E3'ü izlemeyen insanlar varsa ya da daha önce hiçbir haberiniz yoksa kendisi 11 ile 13 Haziran arası olacak. Tam emin değilim galiba. O aralarda bir şey olacak. Takip ederseniz, Google'larsınız. Şöyle bir haber yayınlandı. E3'e gerçekten ünlü kişiler, bu sefer ünlü kişiler gelecek. Şarkıcılar yani, bu şey seviyesinde, rap seviyesinde. Ne gerek var? Travis Scott. Yani canlı yapılacak ya abi. Yani herkes tek yerde toplanacak. E3 gibi herkes dağılmayacak. Tek yerdeyiz. Şarkıcılar, ünlüler gelecek. Benim kesin aklıma Will Smith geliyor yani. Will Smith'in gelmeme ihtimali gibi bir şey yok bence. Kesin çağıracaklar. Bir Travis Scott gelir. Bir Lil Eliss gelir. Will Smith'in olmadığı masa mı var? Doğru. TikTok'ta bile var adam. TikTok'ta bile deli izleniyor. O zaman bu videoluk bu kadar diyelim. Başka bir yorumun yoksa. Bu haftalık gündem videomuz bu kadardı. Bu 4 haberle ilgili bir yorumunuz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, Gür abinin Twitch kanalını takip etmeyi unutmayın. Aşağıda linki olacak. Fanzade Twitch TV'yi unutmayın. Takip etmeyi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.